Millet İttifakı cephesinde ise beklenen olduğu ittifakın büyük ortağı İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü. Ve Meral Akşener'in yakın kurmayı Millet İttifakı'nın bittiğini söyledi. ...28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapayalnız kaldı. Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlanmıştır. Yedili koalisyonda kriz patlak verdi. İlk fireyi Gelecek Partisi vermiş Ahmet Davutoğlu hemen 15 Mayıs günü CHP listelerinden seçilen milletvekilleriyle grup toplantısı yapıp bir de fotoğraf paylaşmıştı. Daha yemin etmeden milletvekili hakkını kazanmadan genel başkanlık oynayacaksın. Hemen ardından Deva Partisi Kılıçdaroğlu'nu ters köşeye yatırdı. Cumhur İttifakı herhangi bir noktada gelin beraber çalışalım derse çalışmaya hazırız. Gözler CHP ile birlikte ittifakı kuran İyi Parti'deydi. Son taşı da Meral Akşener attı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarını değerlendirmek için A takımıyla bir araya gelmişti. O toplantıda masanın akıbeti de tartışıldı. Parti yönetiminden bazı isimler masa İyi Parti'ye yaramadı derken gelinen son noktada masanın görevini tamamladığı görüş öne çıktı. Seçim bitmiştir. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu içinde Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ilişkin ittifakın içerisindeki partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir. Şu an itibariyle gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Bu karar divan toplantısından çıktı. Akşener'in kurmayları herkes kendi yoluna gitmeli dedi. Toplantıdan çıkan sonucuysa Akşener'in yakın kurmayı İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz üzerine basa basa duyurdu. Bu ilişkinin adı seçim ittifakıdır. İttifak değil. Seçim ittifakı. Millet ittifakı da tamamlanmıştır. Seçim bittiği gün itibariyle seçim ittifakı sona erer. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir. Bu kararın alındığı toplantıda Akşener'in masayı dağıtıp 72 saat sonra geri dönmesinin İyi Parti'ye zarar verdiği de konuşuldu. Ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Akşener'in bu tutarsız tavrı parti içi muhalefeti de harekete geçirdi. Genel merkez şu an her ne kadar sakin görünse de kapalı kapılar ardında aslında fırtınalar kopuyor. İyi Parti'de gözler 24-25 Haziran'da yapılacak kurultaya kilitlendi. Seçimin ardından partide iç hesaplaşma da başladı. İyi Parti'nin aldığı oyu yeterli bulmayan parti içi muhalifler Akşener'in karşısına aday çıkarabilmek için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Beğenmiyorsa yani bu konuda itirazı olan arkadaşlarımız yan yana gelir bir aday çıkarır. Bir iki aday çıkarır, üç aday çıkarır. Yarışılır. Kim kazanıyorsa ona eyvallah denir ve gidilir. Elbette adayım. Akşener koltuğuna göz dikenlere bu sözlerle rest çekmişti ama parti içinde kazan çoktan kaynamaya başladı. Tuzla ilçe başkanı İhsan Önder Albayrak'ta Altınova ilçe başkanı Murat Çakır istifa ettiler. İyi Parti birinci parti çıkacak. Ben başbakan olacağım. Vaat ettiği gibi ne partisini birinci yapabildi ne de başbakanlık hayaline kavuşabildi Akşener. Hatta CHP yandaşı isimler Kılıçdaroğlu'nun yenilgisinden bile onu sorumlu tutmaya başladı. Meral Akşener'e rağmen kazanılan bir %48 oy var. Çünkü ilk ve ikinci turda bir bölüm İyi Partililerin oy vermediğini biliyoruz. İkincisi bir masadan kalkıldığını, kazanacak aday kazanamayacak aday tartışmasının yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Akşener de boş durmuyor. A takımını muhalif isimlere karşı harekete geçirdi. Kulislerde kurmaylarına parti içindeki hareketlenmeye göz açtırmayın diye talimat verdiği konuşuluyor.